Gül yüzünde göreli zülfü semen sayı gönül. Gül yüzünde göreli zülfü semen sayı gönül. Kavara sevdaya yelel bir sevrubi payı gönül. Kavara sevdaya yelel bir sevrubi payı gönül. Ottoman Empire'dan yapıştırdık arkadaşlar. Yine enerji ve 18 KPSS tarih deneme 18. Yine onluklardan devam ediyorum. Şu şeylere de 27 tam sürümler var ya arkadaşlar. Heh, biraz uzun sürüyor ama onlarda da konu anlatıyoruz biliyorsunuz. Çat 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 çat. Çok güzel mesajlar gönderiyorsunuz. Güzel şeyler yazıyorsunuz. Teşekkür ederim. Zaten kanalımız 30-40 günlük arkadaşlar abone sayısıyla uçuyor. 300 saat izliyorsunuz arkadaş. Ben hiç bu kadar tahmin etmemiştim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Size baştan. Yine hatırlatmalarımı yapayım. Neydi? Oynatma listelerine dalıyoruz. Hazineyle karşılaşıyoruz. Orada eğer bir konu eksiğiniz varsa yapıştırın abi. Tat 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 tat. Bitirin işi. Konuları anlattık orada. Bir de kültür ve medeniyet yardıracağım. Bu inşallah bugün şey yapabilirim, çekebilirim. Onun dışında konu eksiğim yoksa yok diyorsanız özetler var orada. 4 tane özet var orada. Bak Osmanlı'yı 1 saatte bitirdim. 1 saat 16 dakikada. Milli bir mücadele var 1 saat 15 dakikada bitirdim. Onları yapıştırın. Yok benim hiçbir sıkıntım yok diyorsanız ki vardır. Tarih bu abi. Kusuyoruz, bilgi kusuyoruz. O yüzden incik cincik bilmek zorundayız arkadaşlar. Maalesef sorularımız öyle geliyor. O nedenle eğer KPSS sadece soru çözeceğim diyorsanız 15'lik ünite yardırdığım taze taze sorular var. KPSS 2024 lisans ön lisans tarih soru çözümü gir. 18'den sonra da Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi var arkadaşlar orada. Yapıştır. Tamam. Artık yeter. Geç dediğinizi duyar gibiyim. Geçelim. KPSS tarih deneme 18 yapıştır. Arkadaşlar eline kağıdı kalemi al. Durduralım. Durdur videoyu. Ben çözeyim. Sonra siz halledin. Yani işaretleyin. Sonra hepsini tek tek bakalım. Kaşgarlı Mahmut'a göre doğa şehri olarak tanımlanıyor. Türklerin yeryüzünde ilk var olduğu ve oradan dünyaya daldığı yerin adı olarak da kabul ediliyor. Asya Hunlarına ve Göktürklere başkentlik yapılıyor arkadaşlar. Aslında burada en önemli kentimiz mi? Başkentimiz. Doğru mu? Acaba neresidir? Neresidir? Bisküvi deyince hemen ona aklı gelir. Durdurdunuz. Ben çözüyorum o zaman. Turfan olmaz. Turfan'da sebze oradan gelsin. Dünyanın en sıcak yeri olarak geçer arkadaşlar. Ortası da böyle yerler var. Çukurda bir yer burası. Hani buna coğrafyada ne diyorsunuz? Mikro klima iklim özelliği gösteren bir yer. Doğru mu? Dünyanın en sıcak yerlerinden birisi Alev Vahası olarak geçiyor. Uygurlar, Turfan Uygurları var biliyorsunuz. İkiye ayrılacaklardı ya. Onlara başkentlik yapmıştır. Karabalgasun Uygurların ilk başkentidir. Daha bölünmeden önce biliyorsun. Ve Ordu Balık diye geçer diğer adıyla arkadaşlar. Saray şehri ya da Ordu şehri anlamındadır. Uygurlara başkentlik yapmıştır. Semerkant tarih boyunca özellikle Türkistan'da en önemli kentlerden birisi olacaktır. Semerkant, Buhara, Moğollar neler yaptı aman da buralara. Özbekistan'ın ikinci büyük şehri arkadaşlar. Hatta ne diyelim ben size tarihi olarak Roma ve Atina şehirleriyle aynı yaşta. O kadar eski. Buhara onunla at başı gider. Bunların hepsi Maveren Nehir arkadaşlar. Seyhun Ceyhun nehirleri yok mu? Heh. Oralarda. Peki Timur Devleti'nin başkenti de aynı zamanda biliyorsun Semerkant. Doğru mu? Semerkant Timur Devleti'nin bunu da şey verelim. Hatta buna ne diyorlar Semerkant'a? Taşkent mi diyorlar? Aynı zamanda Taşkent'i neyse Taşkale. Taşkale adını veriyorlar. Buhara'da arkadaşlar Özbekistan'ın değil mi? Orta Asya'daki en eski yerleşim birimlerinden. Bugün Özbekistan sınırları içerisinde. Ve arkadaşlar burası Persler ve Soğutlara dikkat edin, ticaretle uğraşan bir kavim. Ta Orta Asya'dan yardırıp İtalya'ya kadar ticaret yapıyor. Pek çok Türk devleti bunları koruma altına almıştır ha. Soğutçaya da dikkat edin, hep ticaretle çıkmıştır bu şey alfabe. Soğut alfabesi. Biz de çok yararlandık. Arkadaşlar, Dua Şehri ve Kutsal Kent bizim neresidir? Ötüken yolu yoğuştur, kahaları tohuştur. Ha? Üniversitelerde çok duymuşsunuzdur bunu. Heh, işte Ötüken'dir. Ötüken, Göktürk, Uygur, Kırgız. Doğru mu? Ve burada Ötüken Ormanı arkadaşlar çok meşhur biliyorsunuz. Ve sığınılacak yer. Ne diyeyim ben size? Güvenilir bir yer olarak ne diyelim?
tanımlanmıştır. Bugün Moğolistan sınırları içerisinde, doğru mu Ötüken? Heh, Ahmet Taşağlı gitmişti. Ben çok severim Ahmet Taşağlı. İlk Türk devletlerinde arkadaşlar, eski Çince bilen çok nadir insanlardan birisi, bilim adamlarından birisi. Takip edin Ahmet Taşağlı, muhteşem bir hocadır. Pek çok yani doğru bildiğimiz pek çok şeyi düzeltmiştir. Mesela Türk adını siz ne olarak biliyorsunuz ilk geçen? Bizans değil mi? Düzeltti bizi abi. Pers kaynaklarında geçiyor ilk kez. Peki 2. Osman'ın Yeniçerilerin disiplinsizlik göstermesi üzerine Osmanlı tarihinde ilk kez Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşündüğü sefer. Arkadaşlar bu sefer tersinden sordum. Peki acaba hangi sefer sırasında Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşündü sanki? Hangi çok fena ölecektir genç Osman biliyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, Viyana bir kere Kanuni zamanında geç abi. 1529 ve Osmanlı ordusunun ne diyelim bir mevsimde batıda ulaşabileceği son nokta. Geleneksel olarak Mart ayında mı çıkıyordu bizim ordu yola? 6 ayda ulaştık abi Viyana kapılarından. Bir iki ay kış bastırmadan ele geçirmen gerekiyordu, olmadı işte. Ağır toplar götürülemedi, büyük toplar, bir de Viyana kalesi çok güçlüydü. Kanuni döneminin tek başarısızlığı, karadaki tek başarısızlığı, denizlerdeki Malta'yı da hatırla. Peki Zigetvar Kanuni'nin son seferi arkadaşlar alındığını göremedi. Bu sırada zaten öldü Zigetvar kuşatma sırasında 1566. Peki Uyvar Kalesi'nde bir Türk kadar güçlü Uyvar ve Neograd'ı alan, hala beklerim bu soruyu, niye sormuyorlar Köprülü Fazıl Ahmet'i, hala düşünürüm. Arkadaşlar Uyvar Kalesi ve Neograd bu da değil. Bunlar da Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'ya denk geliyor. Peki Haçova 1596 arkadaşlar 3. Mehmet döneminde ve Haçova Kazan Kepçe Savaşı olarak bilinir. Çünkü savaşın ilk zamanlarda yeniliyoruz. 3. Mehmet Hazreti Peygamber'in hırkasını giriyor. Hırkayı şerif biliyorsunuz. Asker gaza geliyor. Oradan çıkan seyistir, ne bileyim aşçıdır. Eline ne aldılarsa kazan, kepçe, bu haçların kafaya indiriyor. Tamam, bunlarla alakası yok. Arkadaşlar kuşatma Hotin. 1621'de seninki çıkıyor 2. Osman kuşatmaya. Ve o sırada arpalıklarını falan kesmiş aslında Yeniçerilerin. Arkasından yapıyor gerçi, Yeniçeri sayımı yapıyor. Hotin'de arkadaşlar Yeniçeriler disiplinsizlik gösteriyor. Kale düşmüyor bir türlü. Ve Hotin anlaşması yapılıyor. İlk kez bak kaleyi alamıyoruz ama Hotin anlaşmasında kale bize geliyor abi. Hotin kalesi bize geliyor. Ama ne yapıyor biliyor musun seninki? Dönüşte ben bunların ağzını burnunu dağıtacağım diyor. Sen git önce eşine söyle. Eşi gitsin. Şeyhülislam'a söylesin. Şeyhülislam'ın kızıyla evli çünkü. O da gitsin Yeniçeri ağasına söylesin. En son ocak onu ortadan kaldırdı. Hotin. Geç. Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki faaliyetler hangisinin Osmanlı Devleti'nin batıyı yakından tanımak istemesinin sonucunda yapıldığı savunulamaz. Durdurdun mu abi? Soruyor. İşaretledim mi? Bulmuşundur inşallah. Arkadaşlar Ebu Bekir Ratıp Efendi yüksek lisansa devam edeydik ama bunu alacaktım ben de. Zeki Arıkan rahmetli. Ruhu şad olsun. Ebu Bekir Ratıp Efendi arkadaşlar bir sefaretname hazırlıyor. Sefaretname neydi? Bu elçilerin yazdığı yazılar değil mi? Ve bu çok etkili olacak. 22 tane layiha hazırlatıyor bak. Devletin durumuyla ilgili. Ve arkadaşlar 3. Selim zamanında hazırlatılıyor bunlar 22 layiha. Bu layihalar arasında yani devletin durumuyla ilgili raporlar dediğim ya, bir de sefaretname Ebu Bekir'in yazdığı bu sefaretname 3. Selim'in nizamı cedid söyle ıslahatlarına yön verecektir. O yüzden çok önemli. Doğru mu? Peki Yusuf Agah Efendi Londra'ya elçi olarak gönderilmişti ya. Neydi Yusuf Agah Efendi'nin olayı? 3. Selim zamanında gönderilen ilk sürekli elçi, ilk düzensiz elçi, geçici elçi kimdi? 28 Mehmet Çelebi miydi? Onu da Lale Devri'nde görmüştük. O Paris'e gitmişti. Bu 3. Selim zamanında Londra'ya. Arkadaşlar olmaz mı? Yine Batı'yı tanımak istiyoruz ya sonuçta. Doğru mu? Peki arkadaşlar acaba 2. Mahmut'un Avrupa'ya öğrenci göndermeye başlaması, bunlar genç Osmanlılar olarak gelecek, Jan Türkler olarak gelecek, doğru mu? Daha sonra demokrasi hareketlerine girişecekler ve sonuç ne oluyor? Birinci Meşrutiyet'e giden süreç başlıyor. Comte de Bonneval. Arkadaşlar Humbaracı Ahmet Paşa. Bu herifi getiriyoruz. Doğru mu? Humbaracı Ahmet Paşa Müslüman oluyor. Birinci Mahmut zamanında. Ve sonuç ne oluyor abi? Orduda ıslahata başlıyor. Humbaracı ocağını Avrupa yani Batı tarzı ne yapıyor?
ıslah ediyor. Osmanlı'nın Batı tarzı ıslah edilen ilk kurumu Humbaracı'dır. Ama Batı tarzında açılan ilk kurumu Hendesehane'dir. İkisi de 1. Mahmut zamanında. Peki arkadaşlar, Koçi Bey zamanında bir kere ne yok biliyor musunuz? Batı örnek alınmıyor. Dikkat! 17. yüzyıldan bahsediyoruz. Koçi Bey Risalesini yazıyor. 4. Murat'a sunuyor. Ama burada ne diyor biliyor musun? Eski dirayetli dönemlere dönmemiz gerekiyor. Yani Fatih zamanı, Kanuni zamanına öyle Batı'yı yakalayalım, mahalayalım olayı, hadisesi yok Koç Bey'de. Unutma, Katip Çelebi, Koç Bey. Bunların hepsi 17. yüzyılda abi. Katip Çelebi'ye kafayı takmışlardı, 2 sene üst üste sorular. O yüzden bunlarda Koç Bey'de, Katip Çelebi'de Batı yok. 17. yüzyıl. Peki geç. Sevgili arkadaşlar, 19. yüzyılda Jön Türkler, Mahmud'un gönderdiydi ya. Bunlar Avrupa'nın fikir akımlarıyla döndüler. Meşrutiyetin ilanı konusunda 2. Abdülhamit'e bir şeyler sunuyorlar. Ne diyorlar? Mithat Paşa önderliğinde. Bunları yaparsan seni ne yaparız abi? Başa getiririz. Doğru mu? Arkadaşlar ne tür şeyler, öneriler sunmuş olabilirler? Bir kere tüm Osmanlıcılık bunlar, doğru mu? Osmanlıcı akım, yani ırk, dil, din ayırt etmek için tüm Osmanlı eşittir. O zaman Osmanlı halkına eşit haklar tanınmasını istiyorlar mı? Meşrutiyetin gayesi bu, amacı bu. Doğru mu? Peki anayasa ilan ettirmeye çalışıyorlar, yani kanun esası, doğru mu? O zaman halkın haklarını anayasayla güvence altına almaya çalışıyorlar. Meclis açtırmaya çalışıyorlar abi. Meclise mebusan halk yönetime katılsın diyorlar. Doğru mu? Peki vatandaşlık bağıyla halkı birbirine bağlamak mı istiyorlar? Hepsi aynı şeye gidiyor. Bak dikkat. Osmanlı halkı eşit haklar. Anayasa. Meclise mebusan açılsın. Vatandaşlık bağı. Ama Türkçülük henüz resmi ideoloji değildir. Sevgili arkadaşlar, Türkçülüğü Balkan savaşlarında artık net bir şekilde görün. İkinci meşrutiyete bile damgasını vuran nedir biliyor musunuz? Osmanlıcılık. Başlangıçta öyle şey değiller ha. Yani İttihat ve Terakki'nin içerisinde Türkçü de var tabii ki ama çok ağır değil. Balkan savaşlarındaki trajedi bizi Türkçü, asıl net bir şekilde Türkçü yapacaktır. Özellikle 1. Balkan. Genç. Osmanlı Devleti'nde devlet adamlarının hangileri? Aha yine klasik ÖSYM sorusu. İşte size arkadaşlar kültür ve medeniyette yardıracağım bunları size. Nedir? Kalemiye sınıfı. Eli kalem tutanlar yapıştır. Defterden nişancı. Eli kalem tutacak bu adamların. Seyf kılıç demektir. Eli silah tutacak bu adamın. Doğru mu? İlmiye, hadis ve Kur'an-ı Kerim tutacak. Oldu mu? Bak 3 tane sınıftan bahsediyoruz. Peki arkadaşlar, acaba kalemiye sınıfı üyelerindendir dediğine göre maliye işleri, maliye bakanı defterdar olmaz mı abi? Yapıştır. Doğru mu? Peki şeylere tuğra çeken neydi? Fermanlara, beratlara tuğrayı çeken nişancı olmaz mı abi? Bir de dirliklerin dağıtımından sorumludur nişancı. Sadece tek bir görevim yok. Dikkat! Her ikisini de almaz mıyız abi? Aha, bu ikisini yapıştır. Ama arkadaşlar, Yeniçeri ağası dediğiniz eli silah tutandır. Bu Seyfiye sınıfında, doğru mu? Bunların vezir rütbesi olandakiler var ya, İstanbul'da divan toplantılarına da katılır. Ve İstanbul'un güvenliğinden bunlar sorumludur. Yeniçeri ağası. Geç! Peki Osmanlı padişahların gayrimüslim, dur işaretledik mi lan? İşaretlememişiz sevgili arkadaşlar. Niye işaretlemiyoruz? Kırmızı ile işaretlersek doğruydu, hatırla. O zaman hangisi kalemiye üyeleri abi? 1 ve 3 de seçeneği. Şunu da işaretledik değil mi? Tamam geç. Arada böyle kaçırıyorum. Osmanlı padişahların gayrimüslimleri din ve mezhep esasına göre yönetmesi. Heh, peki Yahudi ve Ortodoks cemaatlerini örgütlenmelerine olanak sağlaması. İstimaletle çok bağlantılı mı abi bu? Bak dinine karışmıyor Osmanlı bunların. Doğru mu? Hoşgörülü yaklaşıyor. Hangi acaba yönetim anlayışlarına örnek gösterilebilir? Durdurdunuz. Ben açıklıyorum. Meşrutiyet yarı demokrasidir. Padişah artı halkın da katıldığı meclisi mebusan olacak. Yarı demokrasi. Doğru mu? Ama pek çok yetki yine padişahta toplanacak. Cihan Şumul Devlet. Arkadaşlar dünya devleti demektir. Fetih yapacak, gaza yapacak. Doğru mu? Cihan Şumul. Kızıl Elma ile de bağlantılı. Kızıl Elma'da durmak bilmeyen neydi? Fetih. Devamlı fetih. Atıyorum İstanbul aldın ya. İstanbul'dan sonra senin için Kızıl Elma Belgrad. Belgrad'ı aldın. Senin için Viyana. Viyana'yı da aldın. Ondan sonra başkası. Mutlakiyet nedir abi? Mutlakiyet arkadaşlar direkt diktatörlük müydü? Aslında nedir? Devletin temel güç ve yetkilerinin tek kişiyle toplandığı yönetim. Sınırsız iktidar. Doğru mu? Bununla ilgili bir şey var mı yukarıda? Yeah. Gaza devleti, cihat devleti devamlı fetih yapacak. Neydi? Dünya ikiye ayrılır İslam'a göre. Darül Harp, İslam'a kavuşturulacak yer. Darül İslam, İslam'a kavuşturulmuş yer. Doğru mu? Arkadaşlar bahsedilen ne biliyordunuz mu? Millet sistemi.
Osmanlı arkadaşlar millet deyince Sırp, Bulgar, yok işte ne bileyim Slav falan anlamaz. Bak öyle ırki bir şey anlamaz. Ne der biliyor musunuz? Yahudi mi bu adam? İşte ya Ortodoks mu? İşte ne bileyim Katolik mi? Ne bileyim işte Hristiyan mı? Bunu anlar. Yani nedir? Söyle. Gayrimüslimde din ve mezhep esasına göre yönetmesi millet sistemidir. Geç. Peki. Soru geliyor. Birinci TBMM'ye karşı Kürt Teali Cemiyeti'nin İngilizlerin ve Fransızların desteğini alarak arkadaşlar desteklediği Bahtiyar aşireti tarafından Garzan neydi? Siirt'te değil mi? Çıkan isyan. Acaba hangisidir hangisidir? Bisküvi deyince ahla hemen onun adı gelir. Arkadaşlar şimdi bak tek tek bakalım. Durdurdun mu? Durdurmuşsunuzdur muhtemelen. Hemen çözüyorum. Şeyh Eşref Bayburt'ta çıkarttı bu isyanı. Arkadaşlar Mehdilik iddiasında bulundu bu. Harp civarında isyan etti. En son bir top mermisiyle öteki dünyayı boyladı. Peki burada arkadaşlar Bahtiyar aşireti dedik. Milli aşireti Urfa'da çıktı. Abi milli aşireti ve Kürdistan kurmaktır. İngiliz ve Fransızlar destekledi milli aşireti. Şeyh Recep bir olaydır abi. Bu tam bir isyandan bahsedemeyiz de. Şeyh Recep ne yaptı biliyor musunuz? Amasya görüşmeleri sırasında arkadaşlar Sivas'ta bir telgrafhane basıyor. Oradan Amasya görüşmelerindeki katılanlara telgraflar gönderiyor. Mustafa Kemal'i mesela tehdit ediyor. İstanbul'a şey gönderiyor telgraf. Ama padişahım canım ciğerim sizin emrinizdeyiz diyor. Şeyh Recep bir olay. Peki daha sonra Sivas valisi bunu tutukluyor. Ha, selamette paketliyor. Mustafa Kemal'in emriyle. Koçgiri abi. Koçgiri'de yine Kürdistan var arkadaşlar geride. Sivas, Erzincan bayağı yayılıyor. İkinci İnönü Savaşı'nda bunu size sordular. İkinci İnönü Savaşı sırasında bizim Türk ordusu batıya yüzünü dönmüşken arkadan çıkan o yani ordunun iki ateş arasında kalmasına neden olacak isyan. Koçgiri isyanıdır. Unutma. Arkadaşlar Garzan'da İngiliz ve ne diyelim Fransız destekli ve ayrılıkçı bir hareket olarak eğer çıkarsa karşınıza Cemil Çetoğlu isyanı diye geçecek şey çıkacak karşınıza. Cemil Çetoğlu isyanı doğru mu? Yani Bahtiyar aşiretinden amaç bellidir. Kürt Değerli Cemiyeti biliyorsunuz. 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Ateşkes Anlaşması ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur bakalım. Arkadaşlar, Mudanya Ateşkes büyük taarruzumu sona erdirdi. Action savaş ne diyelim? Milli mücadelenin muharebeler dönemi sona erdi abi. Master Degree. Peki bunun sonunda Mudanya'nın sonunda arkadaşlar TBMM İstanbul'u Doğu Trakya'yı Boğazlar aldı mı abi? O zaman Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir diyebilir miyiz? Evet. Şimdi şunları bir tekrarlayalım. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesine göre Osmanlı fiilen sona erdi. Hatta bir fiili daha sona erişi söyleyeyim mi? İstanbul'un işgali 16 Mart'ta. Peki Osmanlı nerede abi hukuken sona erdi? Aha şimdi Mudanya Ateşkesi'yle. Niye? İstanbul ve çevresi. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim ediyorsun abi. Refet alıyor bu arada ha. Büyük taarruzdan sonra Refet Paşa'ya verdiler bu bölümde İstanbul teslim ama. Peki ne oldu abi? Hukuken sona erdi. Peki Osmanlı resmen nerede sona erdi derse saltanatın kaldırılması. 1 Kasım 22 her şeyi de sona ermesi artık. Peki arkadaşlar artık milli mücadelenin savaş action dönemi sona erdi mi? Bundan sonra diplomatik savaş başlayacak. Lozan'a gideceğiz. Peki arkadaşlar burada Boğazlar Komisyonu mu kuruldu? Boğazlar Komisyonu nerede kuruluyor? Başkanlığın Türkiye'nin yaptığı Lozan'da. Mudanya'da böyle bir şey yok. Bir, bak Lozan Anlaşması'nda tek halledilemeyen mesele var. Burada çok karıştırıyorsunuz. Musul. Diğerlerinin hepsi halledildi ama aleyhimize halledilen bazı meseleler var. Boğazlar bunlardan birisi. Hem ne diyelim Boğazların her iki yakası askerden arındırılıyor. Başkanlığın Türklerin yaptığı bir komisyonun kurulmasına karar veriliyor. Hiç fark etmez. Başında komisyon varsa isterse Türkler yapsın fark etmez. Egemenlik haklarını zedeler. 36 Montrö'de çözeceğiz biz bu işi. Dolayısıyla arkadaşlar bu bilgilerden hangileri doğru? 2 ve 3 mü? Evet. D seçeneğidir. Geç. Arkadaşlar Atatürk döneminde Albert Malce Türkiye'ye davet ediliyor. Güzel. John Dewey rapor hazırlıyor ve Sandler raporu. Acaba hangileri eğitim kültür çalışmalarıyla yakından ilgili? Halim bağlı. Eğitim ve kültür çalışmaları. Arkadaşlar durdurdunuz mu? Durdurduysanız ben yapıştırıyorum. Bak Albert Malcher denen adamı davet ediyoruz. Bu ne yapıyor biliyor musun? Üniversite reformuna damgasını vuran adamdır. Darülfünun'u 1932'de yazdığı raporla gümletiyoruz.
33'te İstanbul Üniversitesi'ni açıyoruz. Cenevre'den gelmiş değil mi bu adam? Peki Darülfünun gitti. 33'te İstanbul Üniversitesi açıldı. Yani hocaların yarısını falan şey yapıyor, atıyor. Demek ki yeterli değerler. Bizim milli eğitimde de ne adamlar var, neler anlatıyorlar. Geçenlerde bir sene soru sordum. Osmanlı'nın ele geçirdiği son ada nedir? Kıbrıs demiş. Hoca hoca bula. Dedim ki Girit Girit hocam dedim. Gönderdim öğrenciden haberi. Ha işte dedi milli eğitimde kitaplar hep değişiyor. Ya. Bilgiler güncellen. La şu bilgi güncellenir mi la? Birisini 1669, birisi 1570-71 la. Tövbe estağfurullah. John Dewey raporu. Arkadaşlar bu herif 1924'te bir rapor hazırlıyor. Marifle ilgili bir rapor. Türkiye Marif hakkında rapor hazırlıyor. Halk eğitimi, işte köy kalkınması, okulun toplumun merkezi olmasını istiyor. Köy yaşamına uygun işte bir eğitim sistemi hazırlayalım diyor. Okumak işte kültürünü genişletelim diyor John Dewey raporu. Bu da kültür, eğitim ve kültürle ilgili. Yalnız Sandler değil. Sandler raporu ne biliyor musun? Bu Milletler Cemiyeti var ya. Hatay ile ilgili abi. Sandler denen herif rapor hazırladı ya. Sandler raporu hazırlandı. Herif de. Rapora göre Hatay'da Türkler fazladır. Bir. Hatay'ın Türk yurdu olması gerekir. İki. Manda falan burada istemiyor halk. Üç. Sonuç Sandler raporu Mece'de haklılığımızı kanıtlayan bir rapor olacaktır. Ama eğitim ve kültürle bir alakası yok. Burada doğru yanıt nedir abi? Eğitim ve kültür ilişkilendirilebilir. Bir ve iki mi? Geç. İkinci Dünya Savaşı sürecinde aşağıdaki konferanslardan hangisinde müttefik ülkeler Türkiye'yi savaşa dahil etmek için Türk hükümetiyle bir araya gelmişlerdir? Aha sana mis gibi soru. Haydi bakalım. Arkadaşlar, Türk hükümetiyle ne olacak? Birileri ne yapacak abi? Masaya oturacak. SSCB. Burada ne vardı? Amerika Birleşik Devletleri, Churchill, Stalin ve neydi? Önce Roosevelt. Roosevelt arada öteki dünyayı boyluyor. Kim geliyor arkasından? Truman. Doktrin mi hazırlayacaktı Truman? Evet. Arkadaşlar bak şu yalta ile kafada nasıl tutun biliyor musunuz? Şu yalta. Durdurdunuz değil mi? Durdurduysanız ben de buradan yapıştıracağım. Bak eğer bunları karıştırıyorsanız Almanya henüz bak 1945'in Şubat'ından bahsediyoruz. Almanya henüz savaş içidir. Almanya'nın geleceği tartışılıyor. Kim? SSCB. Söyle. Stalin. Roosevelt. Burada hala ölmemiş bu adam. Roosevelt. Dama. Tekerlekli sandalyede. Bir de Churchill. Churchill, Stalin ve Roosevelt. Arkadaşlar Yalta'da Almanya'nın geleceğini tartışıyorlar. Bir. Almanya'yı bölelim diyorlar dörde. Tamam. Avusturya'yı bölelim diyorlar. Tamam. Polonya'nın geleceğini tartışıyorlar. Ne yapalım? Özgür bir halk seçimi yapalım. Tamam. Nazileri nerede yargılayalım? Bunları tartışıyorlar Yalta'da. Bu acayip çok da güzel bir yer var. Şu Yalta var ya. Kırım'da arkadaşlar. Sahil kenarında. Ağızların tadını biliyor. Churchill zaten viskiyi yudumlayıp yudumlayıp. Arkadaşlar Potsdam ne biliyor musun? Bak şu Yalta ile Potsdam arasında San Francisco var. San Francisco'yu kafada nasıl tutun biliyor musun? Bak bu daha Almanya savaşı içindeyken. Araya San Francisco karışıyor. San Francisco aradan çekil. Birleşmiş Milletler kuruluyor abi. San Francisco'da Birleşmiş Milletler. Sonra hop Almanya savaştan çekildi, yenildi, anlaşıldı artık. Potsdam'da toplanıyorlar. Aynı Yalta gibi. Almanya'ya ne olacak? Bölelim. İngiliz, Fransız, işte SSCB işgal bölgesi falan diye ABD ayıralım. Evet. Avusturya'ya ne yapalım? Bunlar tartışılıyor abi. Doğru mu? Peki arkadaşlar. Polonya'nın işte durumu özgür şey yapalım falan. İtalya ile hafif bir anlaşma yapalım diyorlar. Çok fazla İtalya'yı rahatsız etmeyelim diyorlar. Tahran arkadaşlar aslında bizim şeye çok yakın ama Tahran'da yine üç büyükler oturuyor abi. Tahran'dan sonra zaten diyorlar ki Türkiye'yi kesinlikle savaşa sokmamız gerekiyor. Bak bunların hepsi böyle Kasım Aralık gibi gerçekleşiyor. Tahran'dan sonra aldık mı kararı Türkiye kesinlikle savaşa girecek deyip Kahire'de arkadaşlar bize bunları dayatmaya çalışıyorlar. İki tane Kahire konferansı toplanıyor. Birinci Kahire konferansında bizimkiler diyor ki ha girerik girerik de diyor. Üs vermek diyor. Üs istiyorlar bizden. Türkiye'den üs istiyorlar. Bir de İsmet İnönü'ye çok şey borçlu bu ülke. Abi bir oyalıyor adamları. Tamam da diyor bize silah lazım. Bize yardım edin o zaman gireriz diyor. İkinci Kahire konferansında prensip olarak girmekte hı diyor. Gireriz diyor ama yine bize yardım edeceksiniz diyor. Hep oyalamıştır 5 sene boyunca. Hani bir laf var ya.
Bir tane çocuk İsmet'in önünü kesmiş. İsmet amca, İsmet amca bizi aç bıraktın. Ne karneye marneye bağlama. Aç bıraktım ama babasız bırakmadın demiş ya. O laf işte. Arkadaşlar bir onluğu bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Yine hatırlatmalarını yapayım. Şu fakir hocaya bir destek. Lütfen kanalımıza abone olun. Etrafımıza gelin. Şapkalı bir adam. Soru çözüyor. Bizi devamlı destek oluyor. Deyince böyle kopursun, kopursun, kopursun. Faşır 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 kopursun kanalımız. Bir sürü insan gelsin. Bir ikincisi aboneliğinde dışında arkadaşlar videoları da beğenin. YouTube çok seviyor video beğendikçe. Algoritma, algoritma. Çünkü arkadaşlar Şubat depremlerinden sonra ben 7 ay, 8 ay, 6, 7, 8 kaç ay bilmiyorum. Bayağı moral bozukluğundan hiçbir şey yapmadım. Orada kaldı. O yüzden de dur şu Kaire'yi işaretlememişik la. Kırmızıyla işaretledim. Bazıları kızıyor. Neydi hocam doğru cevap diye. Kaire Kaire. Bizi savaşa dahil etmeye çalıştıkları. Ve şeylerde bildirimleri de açın arkadaşlar. Ben de coştukça coşuyum. Devam edeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ve çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Görüşürüz.